Değerli konuklarımız, şimdi açılış konuşması için Sayın Belediye Başkanım davet ediyorum. Buyurun. Değerli Belediye Başkanım, Siyasi Parti İl Başkanı, İlçe Başkanı, ilden gelen değerli birlikten gelen arkadaşlarımız, görevliler, ilçeden katılan daire amirlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kooperatifimizin değerli üyeleri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İkinci konuşmacı olmak biraz zor. Hulusi Bey ne varsa hepsini anlattı. Burada taşıyıcılar kooperatifinde buranın tahsis etmenin amacı ilçedeki trafiğin yükünü kaldırmak. Bir nebze de olsa buradaki iş imkanı dolayısıyla fabrikaya yakın olması hasebiyle burayı tercih edilmesinde büyük bir rol oynadı. Ben bugüne kadar yatırımı yapan Ahmet Kahraman Bey amcamıza, Yıldız Entegre'nin sahiplerine hakikaten teşekkür ediyorum. Zamanında başkanım söyledi, 7 kişiyle kurulan bu kooperatif şu an işlerinde 2-3 kişi sağ kaldı. Ama verdikleri emek sırtlarında vurup da götürmediler. Bir koordinasyon meselesi ve bugün nereye geldi? Şu an 40 araçla hizmet vermeye çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra kapasiteyi artıracaklarını belirttikleri için bu 40 araç, 80 araç, 160 olacak araç olacak zaman içerisinde. Ben bu parkın kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklarımız, benim Esnaf Kefaat Kooperatif Başkanlığı dolayısıyla amirim olan Sayın Dolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefaat Kooperatif Birliği Başkanı Sayın Ömer Gümüş Bey ile atıyorum. Arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, değerli makam sahibi memurlarımız, değerli memurlarımız, siyasi temsilcilerimizin değerli temsilcileri, değerli Bolu Odalar Birliği Başkanım, esnaf ve sanatkarlar ve değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri. Bugün burada güzel bir olay yaşıyoruz. Kooperatif. Kooperatifçilik 1840'lı yıllarda, dikkat edin, 1840 bundan 160 sene evvel ilk defa İngiltere'de başlamış ve Avrupa'nın her yerinde zaman içerisinde büyük ilerleme kaydetmiş. Bizde de 1950 yıllardan sonra kooperatifçilik hayata geçmeye başlamış. Şu anda Türkiye'de tahminim 65 bin civarında kooperatif var. Bunlar işte her kesimde. Taşıcılar kooperatifleri, konut kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, kredi kooperatifleri gibi, sulama kooperatifleri, her şey bu çok. Hepsinin birlikleri var. Bunlar genelde 65 bin tane. Biz kooperatifçilik nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede yeniler kuruluyorsa çok seviniyoruz. Ben aynı zamanda Türkiye Milli Kooperatif Birliği'nin denetçisiyim. Her şeyden haberimiz oluyor. Görüyoruz. Kuruldukça da hoşumuza gidiyor. Neden? Kooperatifçilik dayanışmadır, yardımlaşmadır, birbirimize güç katmadır değerli arkadaşlar. Onun için bugün burada benim değerli Esnaf Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanım aynı zamanda güzel hizmetler veriyor burada. Kooperatif gayet güzel, iyi durumda. Sizlere krediye kefalet veriyor. İkinci iş olarak da tabii bu yoğun olacak, kendisi biraz daha mesai harcamasını etkin olacak ama o çalışmakta yılmaz. Güzel burada bir kuruluş yapmış. İkinci kooperatifi kurmuşlar. Kendilerine huzurla teşekkür ediyorum. Bu işler kolay işler değil arkadaşlar. Güzel işler ama muhakkak bir yerinden tutmak lazım. Tutmazsak olmaz. Ben burada bu güzel hizmetin oluşmasında yardımcı olan başta belediyemize, tüm değerli çalışan kooperatif yönetim kuruluna ve herkese teşekkür ediyorum. İnşallah
değerli buradaki müesseselerimizde kooperatifimizi destekler. Buradaki araç sayımız gün geçtikçe çoğalır. Araç sayısının çoğalması demek bu yöreye daha çok para gelmesi, daha çok para gelmesi demek de daha çok iş imkanı, daha çok harcan yapmak demektir. Bu hepimizin kalkınmasına vesile olacaktır. Bu arada değerli arkadaşlarım, tabii benim kooperatif başkanım iyi biliyor. Şoför esnafımızda bizim devlet destekli kredilerimiz var. Bunları yakından izliyorsunuz. Bunlar da kullanacaktır. İnşallah biz de bu devletin imkanlarından faydalanarak burada çok güzel hizmetler vereceğiz. Ben bu duygu düşüncelerle burada emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu kendilerine bol, bereketli, huzurlu kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim başkanım. Değerli konuklarımız, şimdi Bolu Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sayın Tayyip Galip Bey'i davet ediyorum. Sayın Protokol, Mutlumlu Sınırlı Sorumlu Kirnoğlu Kooperatif'in değerli üyeleri, ben Mutlumlu'da böyle bir şeyin olduğunu duyduğum zaman Bolu ve ilçelerindeki yaptığımız çalışmalara örnek olacağı ümidiyle son derece mutlu oldum. Malum değerli kooperatif üyeleri, dolayısıyla Mutlumlu Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve bizim de birliğimizin üyeleri değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda ben de 42 sene direksiyon sallayan, şu anda şerefle görevini yerine getirdiğim Gerede Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 23 yıllık başkanlığını yapıyorum. Değerli Haziron, ben huzurlarınızda bu örnek davranışından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl Bey'i son derece kutluyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel parkın diğer ilçelerimize ve ilimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Malum biz esnafların çalışabilmesi için önce mekana ihtiyacımız var. Ben Mutlu'ya çok sık gelen kardeşlerinizden biriyim. Tabii bu kooperatifin hizmet getirdiği tesis de daha önceleri Yıldız'a geçmeden önce çok değerli, beraber büyüdüğümüz hemşerim Sayın Ahmet Kahraman Bey'in de sesi olduğu, çalıştırdığı bir tesiste çalıştıklarından dolayı onları da kutluyorum. Burada söylemek istediğim bir olay var. Değerli arkadaşlarım, mekan olmadığı zaman hiçbir şey yapılamıyor. Ben Bolu'da şu anda 11.822 üye hizmet getiren bir birliğin acizane başkanlığını yapıyorum. Toplantı yapacak dahi mekanımız birlik olarak yok. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Bolu Belediyesi ve hükümetimizden alacağımız destekle Bolu'ya bizde bir esnaf hizmet binası yapma çalışmalarındayız. İnşallah o konuda da bize Sayın Mehmet İnegöl'ün İkinoğlu Kooperatif'e tanıdığı bu imkanlar bize de tanınır. İnşallah biz de halkımıza daha hizmetler yaparız. Onun için ben tekrar burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma kutluyor, değerli meslektaşlarıma hadasız, kazasız, belasız bol kazançlar diliyorum. Saygılarımla. Değerli konuklarımız, bugün bu açılışımıza Sayın Belediye Başkanımla beraber davet ettiğimiz Sayın Valim, Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürümüz, Ulaştırma İl Müdürümüz, Kaymakamımız, Garnizon Komutanımız da katılacaklardı. Ancak saat 10 civarlarında gelen bir telefonla acil toplantıya katılacaklarını bildirdiler. Kendilerine de katılmış gibi hissediyoruz. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, şimdi bir kurban kesim merasımız var. İsterseniz hepimizin rahatsız etmemek için Sayın Müftümü, Hocamı